Hata düzeltme kodları. Melis ve Haluk harika bir yöntem bulmuştu. Teli şiddetli veya zayıf titreterek 0 veya 1 değerlerini gönderip alabiliyor, böylece ileti alışverişi yapabiliyorlardı. Ne var ki rüzgar yüzünden iletimde bazen yanlış 0 veya 1'ler oluşabiliyor, bu da hatalara yol açıyordu. Nihayet Gürültünün varlığında bile hatasız iletişim kurabilmenin yolunu buldular. Peki ama nasıl? 1940'larda Bell laboratuvarlarında çalışmakta olan Richard Hamming de benzer bir sorunla karşı karşıya kalmıştı. At the Bell Telephone Laboratories, we do about 10% of experiments on a computer in, in time, we will do 90% on the computer and 10% in the lab speed, cost effort favor the computer over the laboratory approach. O zamanlar kullanılan bilgisayarlar bilgiyi delikli kartlarda saklıyordu. Deliğin olduğu durum biri, olmadığı durumsa sıfırı temsil ediyordu. Bu sistem hataya müsaitti. Çünkü en başta kartlar kıvrılabiliyor veya yanlış delinebiliyordu. Mesela delinmesi gereken yerler delinmeyebiliyor veya delik olmaması gereken yerlerde yanlış delikler açılabiliyordu. Bu da ters bitlere neden oluyordu. Bu hatalar tüm sistemin durmasına yol açıyordu. Ta ki hata elle tespit edilip düzeltilene dek. Bu nedenle Heming, tek bir bit hatalarını hesaplamayı sekteye uğratmaksızın, otomatik olarak bulup düzeltecek bir yöntem geliştirmeyi kendisine vazife bildi. Bulduğu çözüm, tekrar etme fikrine dayanıyordu bir parazit durumunda veya iletimizin bir kısmının bozulması ihtimali karşısında hepimizin yaptığı şeydi tekrar etmek. Heming, hata düzeltme kodlarını eşlik biti adı verilen basit bir kavram üzerine inşa etmişti. Eşlik biti, bir iletinin sonuna eklenen ve iletideki birlerin sayısının tek mi yoksa çift mi olduğunu gösteren tek bir bitti. Tek bir hata oluşacak olursa, alıcı bunu hemen tespit edebilecekti. Çünkü eşlik biti artık doğru sonucu vermiyor olacaktı. Fakat tespit edilen hatanın düzeltilebilmesi için, hatanın oluştuğu yeri tespit etmeye yarayan yeni eşlik bitlerine ihtiyaç vardı. Heming'in 7-4 kodu böyle doğdu. Bu kodda 4 veri bitlik her bloğa 3 eşlik biti şu şekilde ekleniyordu. Her birini birer daire olarak temsil ettiğimiz 3 eşlik biti ile başlıyoruz. Bu dairelerin kesişimleri 4 bölge oluşturuyor ve 4 veri biti belli bir sırayla bu bölgelere yerleştiriliyor. Eşlik bitlerini hesaplamak için her biri üçer veri biti içeren dairelere tek tek bakıyoruz. Veri bitlerini topluyoruz. Sonuç 0 veya 2 çıkarsa, yani çiftse eşlik biti 0 oluyor. Sonuç 1 veya 3 çıkarsa, yani tekse, eşlik biti 1 olarak belirleniyor. Bu işlemi tüm daireler için tekrarlıyoruz. Sonuçta 4 veri bitini doğrulamaya yetecek 3 eşlik biti elde ediyoruz. Sonra bu bitleri gördüğünüz standart dizilime göre yerleştiriyoruz. Belki fark etmişsinizdir. Basit bir kurala dayalı bu sistem tek hataları otomatik olarak düzeltebilir. Eğer tek bir hata oluşursa, iki veya daha fazla eşlik biti yanlış olacaktır. Ve hatanın olduğu yer, bunların kesişim bölgesidir. Böyle bir durumda, kesişimdeki bu veri biti otomatik olarak ters çevrilir. Böylece, tüm eşlik bitleri yeniden doğru hale gelir. İşte, Melis ve Haluk'un sırrı bu. Ek eşlik bitlerine, tahmin edileceği üzere, ek bitler adı verilir. Çünkü, Herhangi yeni bir bilgi taşımazlar. Tüm hata düzeltme kodları bu şekilde çalışır. Kaynak iletinin boyutunu biraz arttırırlar ama karşılığında hataları otomatik olarak düzeltirler. Hata düzeltme kodlarını veri depolamada da kullanıyoruz. Örneğin fiziksel bir CD'de bilgi özel yollarla kodlanır. Böylece çiziklerin veya tozun uzun 0 ve 1 dizilerini bozmak suretiyle meydana getirebileceği hata yığınları düzeltilebilir. Bir CD'nin çoğu zaman çizildikten sonra bile mükemmel şekilde oynatılabilmesinin nedeni budur. Claude Shannon, bu eklik fikrini kullanarak bir iletişim kanalının kapasitesini yeniden tanımladı. Çünkü kanaldaki gürültü arttıkça, hatasız iletişimi sağlamak için kullanılan ek bit sayısının da artırılması gerekir. Bu da, birim zamanda gönderilebilecek bilgi miktarını azaltır